Dünya Mülteciler Günü'nde Birleşmiş Milletler tarafından açıklanan rakamlar karamsar bir tablo ortaya koyuyor. Rapora göre dünya genelinde 45 milyon 200 bin kişi mülteci statüsünde. Yalnızca 2012 yılında 7 milyon 600 bin insan ülkesini terk etti. Her 4 saniyede bir kişi daha mülteci oluyor. Bunlar Ruanda katliamının ve Balkanlarda savaşın yaşandığı 1994'ten beri kaydedilen en yüksek rakamlar. Krizin derinleşmesinde elbette Suriye'deki iç savaşın rolü var. Considering that more than 2 yılı aşan bu süre zarfında öldürülen 93 bin kişinin yanı sıra 1 milyon 600 bin kişi evlerini terk ederek mülteci oldu. Suriye nüfusunun 1/4'ü yaşananlardan birebir etkilendi ve insani yardıma muhtaç hale geldi. Böyle devam edemeyiz. Yaşanan siyasi ve insani trajedi kabul edilemez boyutlarda. Suriye'den kaçanların en büyük kısmı Ürdün'e sığınıyor. Ardından Türkiye'ye geliyor. Şimdiye kadar Ürdün'e 560 bin, Türkiye'ye ise 490 bin Suriyeli sığındı. Rakamlar her geçen saniye artarken Birleşmiş Milletler'in imkanları ve yapılan yardımlar yeterli gelmiyor. 6 aydır kamptayım. İlk geldiğimizde burada 40 bin civarında kişi vardı. Şimdi neredeyse 160 bin oldu. Kamp bu büyüklükte bir nüfusu barındırmak için yeterli kapasiteye sahip değil. Rapora göre de insanların ülkelerini terk etme gerekçelerinin başında savaşlar geliyor. Mültecilerin %55'ini Afganistan, Somali, Irak, Suriye ve Sudan gibi iç savaş ve çatışma yaşanan 5 ülkeden kaçanlar oluşturuyor. En yüksek mülteci sayısı 32 yıldır Afganistan'da. Onu Somali ve Suriye takip ediyor. Myanmar'da da her yıl binlerce kişi iç çatışmalardan kaçmak için yollara düşüyor. Ülkede 1982 yılında düzenlenen kanuna göre vatandaş sayılmayan Rohingya Müslümanları kendi ülkelerinde de mülteci konumunda bulunuyor. Sadece 2012 yılında Budist çoğunlukla yaşanan çatışmalarda 192 Müslüman öldü. 140 bini evlerini terk etti.